Büyük Ortadoğu Projesi'nin son hedefi olan Yemenilik bombardıman dördüncü günde. Sivil kayıpların sayısı artarken Arap Birliği yangına körükle gidiyor. Mısır'da düzenlenen zirvede Arap liderler ortak Arap gücü kurma kararı aldı. Kararda bu gücün hedefi Yemen gibi ülkelerde müdahale edilmesidir denildi. Yemen'deki Ensarullah Hareketi yönetim kurulu üyesi Al Şami ise bu liderlere seslendi. İsrail Filistin'i vururken neredeydiniz diye sordu. For his capture. İsrail Filistin'i yerle bir ederken kınama kararı dahi alamayan Arap liderler, mevzu Yemen'deki Müslümanlar olunca 3 gün içinde bir araya gelip karar aldı. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen 26. Arap Birliği zirvesinden Arap gücü kurulması kararı çıktı. Suriye. Yemen'deki yangına körükle gitmekten ibaret olan bu kararı Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi duyurdu. Zirvenin sonuç bildirisinde de Yemen gibi ülkelere müdahale amacıyla bir Arap gücü kurulması için koordinasyona gidilmesi ve adımlar atılması çağrısı yapıldı. Hedef tahtasındaki Yemense pes etmeye niyetli değil. Husilerin partisi Ensarullah'ın yönetim kurulu üyesi olan Dayfallah El Şami, Sputnik Arabik'e verdiği demeçte ülkedeki durumu değerlendirdi. Suudi Arabistan ve müttefikleri kara operasyonuna karar verirse Yemen onlar için bulundukları son toprak olacak. Onlar için tam bir yenilgi anlamına gelecek. Yemen halkı hangi silahlara sahip olurlarsa olsunlar hiçbir düşmanın topraklarımıza girmesine izin vermez. Her bir erkeğimiz silah kullanabiliyor. Her bir erkeğimiz ailesini korumak için düşmana saldırmayı biliyor. Suudi Arabistan 2010'da Yemen'de kara operasyonuna girişmişti ancak kısa sürede pişman olarak geri döndü ve uluslararası örgütlerde histerik bir şekilde tehditlere başladı. Bize karşı başlattıkları savaş sadece halkımızı güçlendirdi. Milis güçler ve ordu tek bir çatı altında birleşti. Ensarullah Yönetim Kurulu üyesi Dayfallah El Şami, ortak güç kurma kararı alan Arap liderlere, İsrail Filistin'i yerli bir ederken neredeydiniz diye sordu. Birleşik Arap Silahlı Kuvvetlerinin oluşturulması kararı, hakları çiğnenmiş Arap halklarının çıkarlarını hiçbir şekilde korumuyor. İsrail ordusunun sivilleri bombaladığı Gazze'ye bakın. Nerede Arap ordusu? Nerede birlikleri? Hiçbir Arap ordusu Filistin halkını kurtarmak istemiyor. Şarm el toplanan bakanlar bugün İsrail'e desteklerini sergilediler.